Yani adam eğer işsizse, işsiz adam her şeyi yapar. Yani her şeyi yapar. Ha, para kazanmıyorsa, eğer evine akşam giderken bir ekmek çoluk çocuğuna götürmüyorsa, her sucuk gözünde alıp yapabilir. Onun için yani bu ülkenin çıkarı biraz lüksten, nedir, şatafattan uzak olmalı. Yani Kürt sorunu da ilintili bir şeydir. Yani bu savaş biterse inanıyorum her şey normala döner. Yani bir uçağın kalkışı inişi trilyonlara mal oluyor. Yani bu kaç tane askeri ücretin gelirine mal olur? Yani bu ülkenin çıkarı eğer Rusya ile Ukrayna'yı barıştırıyorsa önce kendi halkına, kendi insana barışı getirmek lazım. Yani ben burada evimde kavgalıyım, ben gidiyorum işte başkalarını barıştırıyorum. Öyle bir gerçeklik yok. Abi bu sistem değişmedikçe bu zam da gelir, bu daha başlangıçtır. Bütün Orta Doğu ya biz barış istiyoruz ama barışla laf olamıyor, anlatabiliyor muyum? Bu milletin hali perişandır. %90 millet perişandır, sokakta geziyor, hiç kimsenin işi gücü yoktur burada, millet perişandır. Bu zihniyet değişmesi lazım. Zihniyet değişmedikçe biz hep diyoruz barış, barış, barışla bu iş olamıyor, anlatabiliyor muyum? Millet mecbur, bu Türkiye genelinde halk ayaklaması olmasa bu zulüm böyle devam edecektir. Burada yaşıyoruz, biz buranın toprağıyız, biz hiç kimseye karşı da değiliz. Biz sadece insanlığı istiyoruz. Biz barışı savunuyoruz. Bizi sürgüne atıyorlar. Durumu her şey Kürtlerin elindedir. Kürtler birlik oldukça hiç kimse Kürtleri şey edemez. Yani yok sayamaz. Her şey Kürtlerin elindedir. Kürtler birlikçe oldukça hiç kimse Kürtleri şey edemez. Biz konuşacağız mecbur. Sen kendini şey etmezsen hiç kimse sana sahip çıkamaz. Zulümlük görüyor. Bu halk daha ne yapsın? Ayaklanmayıp da ne yapsın? Açlıktan mı ölsün? Bir insan kendi evine 3 aydır et götüremeyen bir insan. Bu Türkiye'de oluyor mu? Onlar 10 çeşit yemek yer, millet açlıktan öler. Millet çöplükte çöp, ekmek topluyor, ekmek. Daha ne yapsın? Bu millet ayaklanmadığı sürece bu halk bu zulmü görecektir. Ne diyor? Kürt kardeşim diyor, Kürt kardeşimin arkasında döndüğü zaman Urfa'yı geçer Kürt'ü tanımaz. Niye Diyarbakır'a geldin, niye Berzani'yi getirdin, niye onu bunu getirdin, Kürt kardeşlerim dedin. Şimdi niye Kürt sorumu buzdolabıya girmiş? Ben daha 3 aydır evime et götürememişim. Et kilosu olmuş 110 milyon. Sonu bu millet hayvan çalacak. Valla kedi yiyecek, ne yiyecek? Kürt kardeşim, hani Kürt kardeşim? Kürt kardeşim, polis geliyor sokağa, hepsi kaçıyor. Kaçma kardeşim, bırak kafana sıksın. Hani bu kadar ya. Şimdi savaşın olduğu yerde kesinlikle insanın refah düzeyinin yükseleceği düşünülmemelidir. Çünkü savaş ne getirir? Zam getirir. Sanırım Bertolt'un söylediği bir şey vardı. Savaşın getirdiği 3 ordu var. Ölüler ordusu, hırsızlar ordusu ve yas tutanlar ordusu. Şimdi şu anda hırsızlar ordusu dönemi yaşıyoruz. Savaş başladıktan sonra ölüler ve yas tutanlar dönemi başlayacak. Şu anda eğer mevcut iktidar giderse belki Saddam'ın durumundan kurtulabilir. Ama mevcut iktidar gitmezse Saddam'ın akıbetine uğrayacaklar. Çiller geldi, Bask modeli, Demirel geldi. Kürt rahatesini tanıyoruz. Mesut Yılmaz geldi. Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer. Bunlar geldi dedi, Kürt sorunu tanıyoruz ve bunu benim sorunumdur. Bunu ben çözeceğim. Hani nerede çözüm? Hepsinin çözüm dedikleri kaostur, krizdir. Kapitalizmin tek amacı savaş, karıştırıcılık, ortalığı velveleye vererek bundan rant elde etmek. Şimdi dağları bombalıyorlar. Uçaklar bir bomba atıyor, bunlar 1000 tane yazıyor. Kim bunun hesabını soruyor? Ülkenin tapusunu üzerine geçirdiler. Yani bundan öncekiler de iyi değildi, doğrudur. Bundan öncekiler de her şeyi kendine yapıyordu. Ama biraz da olsun biraz mahkeme vardı, biraz korku vardı. Ama şimdikiler hırsızlığı meşrulaştırdı. Artık adalet yok.
Artık güven yok, huzur yok, eşitliğin esi yok. Ama bunda muhalefetin de payı çok büyük. Korkaktır. Muhalefet hem korkak hem kendi çıkarını düşünüyor. Bunların iktidar olmasının tek sebebi şu. En önemli sebebi var olan milli gelirden yoksul kesime payı biraz daha fazla ayırmak. Tabii bunun da arkasında Amerika var. İşte geçen gün şey konuşmuş, demiş AKP'nin iktidar olmasında Amerika'nın payı büyük. Amerika bunları destekliyor. Avrupa bunu destekliyor. İngilizleri destekliyor. Özellikle İngilizler bunu destekliyor. Yani Nevroz'da İngiliz bir gazeteci bana sormuştu. Erdoğan Kürt sorunu çözer mi? Hayır dedim. 100 yıllık sorunu bir Erdoğan ya da bir Çiller çözemez. Yani bunu çözse çözse halk çözecektir. Yani halkın iradesi çözecektir. Ama kapitalist sistem kendi içinde Avrupa Birliği'nin içinde olan Katalanya'ya bile İspanya müsaade etmedi. Şu anda dört parça bölünen Kürtler nasıl olacak? Bu dört parça daha dört tane devlet kurdular. Bunların her birinin arkasında onlarca devlet rant sağlıyor. Yani işte bir Berzani'yi bile kendi muayene şeyi yaptılar. İşte benzer şeyleri aynı taktikle hepsi kendi çıkarı doğrusunda kullanıyor. Çıkarın olduğu yerde kesinlikle barış olmaz, huzur olmaz. Çözüm çok basit. 3 yıllık bir barış süreci vardı. Ne dediler? Biz IMF'ye borç para vereceğiz dediler. Bu neydi? Ülke ekonomisi ülkede kaldı. Rantçılar devre dışı kaldı. Bir havuz düşünün. Berrak temiz bir havuzun içerisine siz 1 lira dahi atarsanız görünür. Ama bulanık bir havuzun içerisinde adam düşse bile görünmez. Bunlar bulanığı seviyor. Kurt puslu havayı sever. Bu bulanıklık içerisinde rant saklıyorlar. İnsanların kanını emiyorlar. İşte belediyelere kayyum atandı. Bölgedeki insanlar kahkahayla ihraç edildi. Vekiller, belediye başkanları. Yani HDP'nin ve Kürt halkının başına gelenlerin binde biri AKP'nin başına gelmiş olsaydı şu anda AKP diye bir şey kalmazdı. Kimse AKP'nin binalarının önüne geçmeye cesaret edemezdi. Ama Kürt halkı dimdik ayaktadır. Seçimler umurumuzda bile değil. Ben kendim şahsen diyorum ki AKP gitse ya da gitmese benim için hiçbir şey değişmez. Bütün dünya sistemi zaten bunların arkasında. Kapitalist sistem böyle işliyor. Yani kimisi diyor ki sadece bizde mi böyle? Doğru. Bizde böyle değil. Ama bunlar her şeyi meşrulaştırdı. Kötülüğü meşrulaştırdı. Şu ana kadar ağzından bir tek güzel kelime çıkmamış. Bir tek iyilik, güzellik çıkmamıştır. Ya baş edecekler ya baş verecekler. Kökünü kazacağız. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacağız. Bu mudur İslamiyet ya Allah aşkına? Bir tane güzel şey, iyilik adına bir şey söyleyemez misiniz? İnsanları önce fakirleştirdiler, işlerinden ettiler, ekmeğinden de ettiler. Ondan sonra da üç kuruş verdiler, oy deposuna çevirdiler. Yani yazıktır, günahtır. Bu halk bu kadar da haksızlığı hak etmiyor yani. Zaten 2800 liradan asgari ücreti bildiğiniz gibi 4250 lira yaptılar. Onun zaten sevinci milletin kursağında kaldı. Aradan zaten sevinci verir vermez 4250 lira asgari ücreti yaptık dediler. Aradan hemen ertesi gün yılbaşı günü 1 Ocak'ta verdiler zamı. Hani haber diyor vermehteri. Bunu da gösteriyor o zaman. 15 yıl içerisinde yapmadığınız son 5 yıl içerisinde şu an mesela görüyoruz yani son 15 yıl içerisinde ben görmediğim zamları şu an son 2 yıl içinde öyle söyleyeyim yani 2 yıl koronadan bu yana son 2 yıl içerisinde yaşıyoruz bunu yani gerçekten ben bu yaşıma geldim 34 yaşındayım ben daha önce böyle bir şey yaşamadım yani yaşadığımız süreç değil çok zorlu bir süreçte yaşıyoruz. Yani ben dediğim gibi ben böyle bir zam görmedim yani böyle bir 34 yaşından böyle bir şey görmedim yani. Mesela ben buradaydım aynı şu an bulunduğum yerde dün de buradayım kimse yok daha bugün nedir? Biraz daha düne karşı yani yarın Ramazan biliyorsunuz biraz daha millet var ama alışveriş yok yani ya. Şimdi ben de çıktım ne için çıktım gidip sağlık ocağında ilaç yazıp gideceğim yani alışveriş için çıkmadım. Alışveriş yapamıyorsunuz hiçbir şey alamıyorsunuz yani ya. Yani diyorum ya bir ay önce mesela gıda zamları ile şu anki gıda zamları aynı değil.